İkinci günden herkese merhaba. Sayın Peps TV izleyicilerim. Şimdi kültürel turumuza başlayalım. Buranın Old Town'a gidiyorum şu an. İçeri şehir mi diyorlar? Öyle bir şey diyorlar. Oraya doğru gidiyorum. Onun içinde birkaç tane yapı var. Oralara bir bakayım. Paralı değilse gireceğim. Paralıysa girmeyeceğim muhtemelen. Planlar bu şekilde. Flame Towers'a gideceğim yan tarafında. Ondan sonra bir teleferikle çıkılan bir yer varmış. Oraya gitmeyi planlıyorum. Böyle böyle de sanırım ki sonra da İsmail'le buluşurum. Ha bir de sahil tarafını gösterirsem, deniz dedikleri yeri, benim için tamamdır. Şimdi burada Avrupa'daki gibi yaylara yol veriyorlar. Yay geçidinde. Yani bizim Türkiye'de getirmeye çalışıyorlar da buraya gelmiş hali hazırda zaten. Şanımı geçebilirim. Burada insanlar saygılı. Yani bir İran gibi değiller. İran da bayağı kötüydü. Yani böyle giriliyor. Gideyim bakayım. Her yeri de park yapmışlar bu arada. Güzel güzel. O da güzel bir ayrıntı. Bu kapıdan mı girsem, diğerinden mi girsem? Bu kapıdan girmeyeyim. Diğer kapıya gideyim. Dün girdiğim kapı güzeldi. Ha bir de hava durumundan bahsetmek gerekirse sıcak, nemli bir sıcağı var. İnsan terliyor. Ama akşamları da ceketsiz gezilmedi yani. Ben geldiğimden beri ceket giydim akşamları. Ha bak şimdi çok çok güzel bir şey de aklıma geldi. Dün söyledim mi hatırlamıyorum. Su iti fok. Fokmuş. Deniz aslanı da morj diyorlar. Su iti çok komik. Yani gerçek olamayacak gibi. Su iti. Yani arkadaş sordu neden su iti? Diyor ki köpeğe benziyor diyor. Böyle giriliyor içeriye. Girdik şu an. İçeri şehir. Etrafı kale sanıyorum. Kalenin içine yapılmış Eskişehir. Eskişehir derken Old City yani. Adıyla Old City. Soldan gideyim. İleride Maiden Tower vardı. Yani keşke buraya araba da almasalarmış. Araba alıyorlar. Yani eskiden arabam vardı, yok. Sadece insan yeter. Buranın içinde her türlü kervansaraydır, hamamıdır. Her şey var yani. Tam bir komplike şehir. Eskişehir. Şimdi Kız Kalesi'ne geldik. Maiden Tower diye geçiyor. Önünden çekeceğim. Bugün tatil olabilir. Çünkü bugün Cumhuriyet Bayramları. Kapalı olma olasılığı var. Geldim şöyle çekeyim. En güzel görüntüsü şuradan bir yerdendi zaten. Aynen. Şöylece Kız Kalesi oluyor. Maiden Tower. İçine giriliyor ve paralı sanıyorum. 15 manat mı? Evet. Hiç değer mi sizce? Bekir ben de veririm buna. Vermez. Bu kadar işte. Anlıyor musun? Ben de nitekim vermeyeceğim. Flame Towers da gözüküyor orada, görüyorsanız şu tepede. Güzelmiş. İçeride. Şöyle sağa girsem kimse bana küsmez. Hatta dur. Cuma Mescidi varmış. Cuma Mescidi'nin oradan geç. Söylemiştik. Şiiler toplanıp bir yerde kılıyorlar Cuma'yı diye. Burada Cuma Mescidi var. Toplanıyorlar, orada kılıyorlar sanırım. Ama arkadaş dediğine göre çok bir şey olmuyormuş gelen. Bayram namazlarına falan. Sordum yani.
dinle çok alakası yokmuş genelde erkeklerin. Erkek Azerbaycanlıların. Kadınlar genelde orucunu tutuyor. Dinsel aktiviteleri gerçekleştiriyormuş. İçerler aynı şey. Yani bizim kapalı çarşıdaki esnaf gibi böyle bakır satanlar falan var. O yüzden çok tavsiye etmiyoruz şeyi. Hediyelik eşyayı buradan almanızı. Sanırım burada cuma mescidi işte. Evet. Dadaşoğlu, Dadaşoğlu tarafından mı yaptınız? Öyle bir şey diyor. Güzel öyle. Yani şimdi halı müzesi de var. Muhtemelen onun girişi de paralı ve halıyla ne alakam olabilir? O yüzden oraya da gitmeyeceğim. Şuradan bakayım nereye gidiyormuş. Şimdi haritadan yerimize baktım. Yolumuza devam edeyim. Şuradan yaya yolundan gideyim ki araba ne ezmesin. Oh. Yine sıcak bir gün. Örümcek ha. Sıcak bir gün dediğim gibi. Terledim. Bir de tek başına iş yapması da bayağı zor. Kamera, haritaya bak. Sesi kaydet. Sesi kontrol et. Yani Dubrovnik'teki Old Town'dan bence daha güzel bir yer var. Yolu kapatmışlar. Yine kaybolduk. Hello. Türkiye. Hakikaten Türkçe. Türkiye. Ama biz seninle İngilizce tanıştık. Biz sizinle İngilizce konuşacağız. Olur mu? İngilizce olur tabii. Tamam. Okay. We are studying Bakıncı University and my name is Sadi. What's your name? Nice to meet you. Bekir. Bekir. Okay, Bekir. We want to play a game with words. It's easy game. I will say the words to you and you will repeat. Okay. Okay, first of all, salam gaga. Salam aga. Gaga. Gaga. Okay. The last... What's the meaning of that? Salam maga. Salam abi. Abi. Ha, abi. Okay. Tamam, sonra... Men yakçı oğlana. Men yakçı oğlana. Yakçı. Yakçı. Oğlana. Oğlana. Ha. What's that? It is means that men iyi oğlan, iyi acayip. Ben iyi. Good boy. Okay. Okay. Then hamınızı çok seviyorum. Hamını? Hamınızı. Hamınızı. Çok. Çok. Seviyorum. Seviyorum. It means that hepinizi çok seviyorum. I love you all. Okay. Yes. Okay. Thank you very You're much. Welcome. Nice to meet you guys. Teşekkürler. Rica ederim. Welcome to Azerbaycan. Thanks. Thanks. Evet, interview'imi de yaptım. Gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere yaptım yani. İnşallah ödevde yüksek puan aldırırım. Yürüyoruz, yürüyoruz. Şimdi yolumu da kaybettim ya. Neredeyim? Hadi. Oraya nasıl geçeceğiz baba? Ha şuradan. Dur bakayım. Şuradan geçeyim mi? Geçtim. Bu da çıkma sokak mı ne? Yani şimdi erken çıkmak güzel. Ama hiç insan yok. Hiç insan olmayınca nereye gittin de insan bilemiyor. Yanlış oldu işte. Ben buradan gitsem çıkar mıyım? Çıkarım lan. Haritada öyle bir şey gösteriyor ya. Niyet. Hadi. Çocuklar bile diyor ki artık buradan geçiş yok diyorlar ya. O zaman biz de buradan devam edeceğiz. Ben şehirden çıkıyorum lan. Böyle. Neyse yavaş yavaş. Yani oradasın ama gidemiyorum. Şirvansaray. Sanırım bir yerlere çıktım. Çıktım lan. Vallahi çıktım. Helal olsun bana. İşte haritacılık.
beyindeki GPS böyle yönetilir. Çözdüm olay. Ve güzel de bir görüntü yakaladık. Bakın şöyle deniz gözüktüğü üzere. Çok güzel kurulmuş ya şehir. Kapı Baba. Şirvan Saray olduğunu düşünüyorum. Haritadan kontrollerimi sağlıyorum. Evet. Şirvan Saray. Peki bunun girişi nere? Akıllardaki soru. Yaklaştım. Çok yaklaştım. Şöyle. Şöyle bak bakayım. Ya muhtemelen paralıdır baba. Beleşe bizde bir şey yok. Şuradan bir bakayım. Şimdi hangi dili okuyayım? Palace Complex Survivor. The Ruler of State with 1000 years history. Güzel. Güzel baba. Güzel gözüküyor. Bir tane şöyle çıkayım. Allah'ım lütfen bile de olmasın ya. Ne güzel yapmışsınız. Bakın şöyle. Hep saray şu. Buralar. Şu Flame Towers'ı görüyorsunuz. Güzel. Bakayım içeriye. Bir şey. İş vakti. Ya, yerli vatandaşlar 2 manat. Ne diyor? 0.20. Öğrenci. Büyükler 10 manat. Paralı. Nitekim Bekir Benli girmez. Anladığınız üzere önceki gezilerimden izleyen varsa yani onun yerine yemek yer. Neden gireyim? Kimsenin olmadığı da çok iyi oldu ya. Rahat rahat geziyorum. Bir parkta oturmayı istiyorum. Kışta açık valla. Çıkıyorum. İçeri şehirden çıkıyorum. İsmail'e şey de sordum. Hep güzel arabalarınız var sizin ama evleriniz kötü dedim. Neden dedim? Burada insanlar arabaları çok seviyormuş. Araba olsun da eve çok da gerek yok diyorlarmış. Şöyle dış tarafı işte. İçeri şehrin. Araba geliyor üstüme. Kaçıyor. Kaçtım. Kocaman park yapmışlar. Çok hoş ya. Aha şurada Ziraat Bankası gördüm. Demek Ziraat Bankası da varmış. Ha Yapı Kredi de var burada. Çoğu post cihazı burada Yapı Kredi. Yani bir bilgi. Neden söyledim diye sorarsanız. Bilgi işte yani. Fazla bilgi göz çıkarmaz. Çeşme de güzelmiş. Güzel yapmışlar babacığım çeşmemiz. Helal olsun. Kendimize bir oturak bulalım ya bu. Hava sıcak. Şuraya bir iki tane bank atsaydınız ya. Şimdi çeşmenin yanında, o fışkiyenin yanındaki bir tane restoran vardı. Adı Sürahi Restoran. İnşallah bunlar çeşmeye falan sürahi demiyordur. Büyükler. O da komik olabilir. Su iti. Buradan da güzel gözüküyormuş ya şey. İçeri şehir. 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 Şu emminin yanına oturayım. Biraz dinleneyim. Sonra Flame Towers'a gideceğim. Şimdi tırmandım. Ne fark ettim biliyor musunuz? Buraya finiküler vardı ben onu unuttum yani. Şu Flame Towers da ondan önce burada Türk ve Azerbaycanlı şehitlerin yeri var, anıtı var. Oraya tırmanayım. Çok üzdü beni ya. Hayvan gibi terledim. Yani şunu söyleyeyim. Bura o kadar yüksek ki milleti merdivende spor yaparken gördüm. Yani üstünü başını giymiş spor üstünü
iniyor çıkıyor. Geldim. Değdi ya. Etraf güzel de çekemiyorum. Şimdi. Şöyle. Yeşillik alan. Flame Towers. Şuradan da şehri göstereyim. Böyle de şehir, deniz kenarı, sahil diye çektiğim yerde şuraydı, kordon gibi. Şurada teleferiğimiz bir şey var, London'ı yandırıyor. Böyle güzel bir şehir. Şimdi burada şehitlerin yeri vardı, bulabilirsem oraya doğru bir gideyim bakayım. Aa, şelale. Sonunda ulaştım buna. Şimdi burada Türk askeri anıtı var. Hazi Aslanoğlu heykeli varmış. Türk mescidi var. Şu Türk mescidiymiş. Bir yanına gideyim. Evet, şehitlikler de burada. Flame Towers'ın da yanına çıkmışım. İstemeden. Bak şu Türk şehitliği. Burada şehit olanların isimleri yazıyor. Sıralı olarak yazmışlar. 15 Eylül 99. Hep şehitlerimizin ismi yazılmış. Duvar boyu. Burada da şehitler var. Bunlar da hep Azerbaycanlı şehitler sanıyorum. Şu taraftakiler. Bunlar Türk şehitler. Şu karşıdakiler de Azerbaycan. Böyle bir yer oluşturmuşlar. Şimdilik buralardan bu kadar. Flame Towers'a girilmiyor sanırım. Girilirse yukarıdan da çekeceğim. Şimdilik buralardan bu kadar. Şimdi burası da sahil dediğim yer. Dün akşam çekmiştim. Şurası etkinlik alanı oluyor. Oraya gireceğim az sonra. İçeride çekim yapılıyor mu bilmiyorum. Böyle. Çok güzel bir yer. Flame Tower burada işte. Oradaydık. Şuralardaydım. Gezdim. Çok güzeldi. Yürüdüm. Bayağı da bir kilometre olmuştur bugün. Sabahtan beri yürüyorum. Güzeldi benim adıma. Yani şu anlık çekecekleri bunlar. Görüşmek üzere. Şu anda stadın etrafındayım. Yarımı aldım. Böyle bir ortam var. Daha saat çok erken, maç 11'de. Böyle bir şey. Devam edeceğim videolara. Görüşmek üzere. Sağladık içeriye şu an. Girişimi daha doğrusu. Şu an 8. kapıya doğru ilerliyorum. Böylece de aydınlattılar. Bluetooth'la giriliyor. İlginç bir giriş sistemi yapmışlar. Yani uzun süredir de maça gitmiyorum aslında. Orada bir tane kart tutuyor. O kart direkt bileti aktive ediyor. Böylece içeri giriyorsun. Çok kolaylaştırmışlar. Güzel olmuş. Şu an içeri doğru gidiyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Arsenal şampiyon diyelim. Hadi bakalım. Bir karnaval havası. Gerçekten çok büyük dostluk hakim. Chelsea'liler Arsenal'lilerle fotoğraf çektiriyor. Her türlü takımdan forma giyip gelmiş insan var. Müzik grupları var her yerde. Güzel güzel. Çok güzel bir etkinlik planlamışlar gerçekten. Kapıma doğru ilerlemeye devam ediyorum. Gerçekten çok beğendim. Stat da çok güzel bu arada. Dış taraftan. Ulaşımı çok kolay. Her şeyi de çok sevdik. Bakalım içeri nasıl acaba? Güzeline baksanıza. Etrafı deniz dedikleri şeyle çevrili yani. Deniz değil de göl aslında. Büyük bir göl. Çok güzel. Devam ediyor. Bayağı büyük. Yürüdükçe yürüyorum bakalım. Sonuçta 69 bin kişilik bir stat. İstemeden müthiş de bir yer almışım. Resmen sahanın dibindeyim yani. Şuna bakın. Bayağı yakın. Çok sevdim ya. Saha da güzel. Şöyle bir de etrafı çekeyim.
Baksanıza gerçekten çok güzel saha yapmışlar. Yerim de güzel yani. En üstte oturanlar bile bence sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Gayet yakın olmuş. Yani şu mesafe sadece biraz uzak. Onun dışında bir sıkıntı yok bence. Gayet güzel. Bakalım nasıl olacak. Bekliyoruz. Şu an bitti. İstediğim gibi sonuçlanmadı ama olsun. Güzel bir deneyimdi. Benim adıma. Güzel şehri şu an terk etmeye başlayacağım artık. Çok güzel bir deneyimdi gerçekten. Artık dönüşe başlıyorum dediğim gibi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Orada bir de bizim bir zilimiz var. Zili de açın, haberdar olursun videolarımızdan. Bakü'den bizden bu kadar. İleriki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.